Sayın Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizin önüne gelen iktisatçılarından Profesör Doktor Korkut Borotav son KYK ihraçlarına ilişkin 1948'de babamı, 1980'de beni, bugün de asistanımı üniversiteden attılar. Şu anda yapılan 12 Eylül'den de diğerlerinden de daha kötüdür dedi. Evet, bugün yapılanlar ne 12 Eylül ne de başka hiçbir dönemde yapılanlarla karşılaştırılmayacak kadar daha yıkıcı, daha despot ve daha hukuksuzdur. Her dönem demokrasiden ve hukuk devletinden yana olan bizler, FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi, bağlantıları ispatlanmadan, ortaya koyulmadan, bir gece yarısı sorgusuz, sualsiz, kanıtsız, KYK ile ihraç ettiğiniz, dünya görüşü ne olursa olsun bilim insanları ile bir arada ve dayanışma içinde olacağız. Düşünen, yazan, üreten, buluş yapan bilim insanları en kısa sürede görevlerine dönünceye kadar bu dayanışma ve ortak mücadelemizi Uluslararası 3 önemli kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'yi yatırım yapılamaz ülkeler kategorisine indirdi. Dünya Bankası 2017 büyüme tahminini ülkemiz için %2.7 olarak açıkladı. TÜİK enflasyonun bir önceki aya göre artarak %9.22'ye yükseldiğini açıkladı ve işsizlik %12'ye dayandı. Ekonominin önündeki engel ve zorlukların nedeni bu ülkeyi ve ekonomiyi 15 yıldır yönetemeyen iktidarın söylediği gibi dış kaynaklı değildir. Çözümü de başkanlık referandumu uğruna ne vergilerin geçici olarak kaldırılması, ne tüm kamu kaynaklı varlıklarımızın fonlara devredilmesi, ne iş dünyası ile işçi pazarlığı, ne de üniversiteleri baskı altına alıp bilim insanlarının ihraç edilmesi değildir. 80 milyonun huzuru ve refahı için hayırlı bir çözümün anahtarı, milletimizin referandumda kullanacağı hayırlı oylar olacaktır.